Kahramanmaraş depreme hazır olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yani biz her şeyi yıllardan beri söylüyoruz. Bakın bu deprem bir anda düşünün. Kapıçam'da olsaydı 6.8 şiddetinde bir deprem ki Kapıçam'ın olduğu yer, daha doğrusu Gölbaşı Türkoğlu arası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesiyle Türkoğlu arasında bilim adamlarının, bizlerin de tespiti, yıllardan beri söylediğimiz, burada yaklaşık 400 yıldan beri kırılmayan bir sismik boşluk var. Bu fayın, Doğu Anadolu fayının bu segmentinde bir enerji birikmesi bayağı oldu. Yani burada iyi bir enerji birikti. Şimdi Elazığ'daki, Sivrice'deki depremin olduğu yerdeki bulunan yerde, orada depremin olduğu yerde bir sismik boşluktu. Orada da yaklaşık 150 yıldan beri deprem olmuyordu. Ufak tefek depremler oldu ama orada bir tehlikeli bir yerdi. Oradan sonraki Bingöl'e kadar, Karlova'ya kadar olan kısım da gene bir tehlike. Niye? Bir bilim adamları şunu söylerler hep. Bir yerde yakın zamanda bir deprem olmuşsa orada nispeten enerji boşalmıştır. Ama hiç kırılmayan yerde enerji boşalması olmadığı için orası her zaman tehlikelidir. Biz bunu Kahramanmaraş'ta yıllardan beri söylüyoruz. Diyoruz ki Kahramanmaraş depremsellik açısından Türkiye'nin en kritik yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu tehlikeyi görmek zorundayız. Bulunduğumuz yerdeki binaların tamamına yakını, yaklaşık 40-50 yıllık binalar. Burası Alivyon. Kahramanmaraş'ın büyük bir kısmı eski Maraş dediğimiz, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'ndaki Maraş değil, oralar daha yüksek yerlerde. Ama 1970'li yıllardan sonra gelişen bu Bahçeliler dediğimiz bu kısımlardaki Maraş eski Maraş sayılır. Buralar Alivyon. Buralarda yüksek katlı binalar yapmamalıyız. Yüksek katlı yapılan binalara müsaade etmemeliyiz. Şimdi depreme hazırlık nedir? Deprem olacağını biliyoruz. Biz tedbirimizi alırsak deprem bir doğa olayıdır. Deprem açık alanda olduğu zaman kimseye bir şey yapmaz. Hiçbir kimseye bir şey yapmaz. Ben çok yerde deprem fotoğrafı göstermişimdir. Bir ağacı ortasından yarıyor, tam ortasından. Ama ağacı parça parça edip yere çalmıyor. Binalar da öyledir. Binalar yıkılmasa insanlar ölmez. Biz yapmamız gereken şey sağlam zeminde, sağlam yerde, sağlam bina yapmak zorundayız. Bu 2-2-4 Kahramanmaraş'ın bir gerçeği deprem. Deprem burada olacak mutlaka. Bu da en az Elazığ'daki olan deprem kadar tehlikeli bir yerdeyiz. An meselesidir. 15 dakika sonra da olabilir. 2 gün sonra da olabilir. 10 sene sonra da olabilir. Ama olacak. Biz olacağını bildiğimiz için burada tedbir almak zorundayız. Ya zaten Kahramanmaraş'ın hepsi dışarıdaydı. Yollar araba doluydu böyle. Herkes arabasını, eşyasını almış, kapının önüne çıkmış. Bayağı bir seferberlik gibiydi. Ya şöyle söyleyeyim, eskiye göre bence daha bilinçliyiz. Yani internet olsun, haber kanalları olsun daha bilinçliyiz ama tabii ki de hiç kimse şu an hazır değil. Bir olay olduğu zaman veya da bir deprem olduğu zaman hemen bir paniklik oluşuyor falan. İnsanlar öyle yaptığı zaman daha da kararsız olabiliyorlar. Bilmiyorum yani, bence hazır değiliz. Kahramanmaraşlılar olarak aslında buna alışmalıyız. Yetkililerimiz televizyonlarda bahsediyorlar. Ancak biz vatandaşlar olarak buna hazırlanmamız lazım, hazırlıklı olmamız lazım. Yani öncelikle herkesin evlerinde bir deprem çantası, özellikle düdük, telefon, son günlerde gördük. Bunlar çok önemli şeyler. Kendimizi hazırlamalıyız. Biz müteahhitlerden Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dikey mimari değil de yatay mimariden tarafız. Öyle olduğu zaman biraz daha farklı olacaktır inşaatlar. Ve bir de lütfen bu inşaatlar yapılırken denetlensin.